Eziyet, tamamen eziyet ve cezası çok ağır olmalı. Yani sonuçta hayvanlar da bir can taşıyor ve onlar da yani insanlardan hemen hemen eşdeğerdir. Yani cezalar tamamen şu anda insanları caydırıcı boyutta değil. O nedenle yeterli bulmadık. Hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte hayvanlar artık mal değil, can olarak değerlendirilecek. Bakalım Kayseri halkı karar hakkında neler düşünüyor? Ben de doğru buldum. Çünkü sokak hayvanlarına çok zarar veriliyor aşırı derece. Köpek yani böyle saldırılar falan oluyor genellikle. Köpekleri böyle birbirleriyle boğuşturma falan gibi şeyler oluyor. Bence daha doğru buldum. Tabii ki de çok güzel bir karar. Hayvanların daha iyi bir ortamda zarar görmeden, sonuçta çok zarar gördüklerini de televizyonlarda görebiliyoruz. Mantıklı bir karar olmuş bence. Peki hayvana şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok yanlış. Çok yanlış. Zaten bu yüzden bu kanunun alınması gerekiyordu. Kimse kimseye zarar veremez. Onlar da canlı. Günahtır. Kararı güzel bence yani. Eskilerde var tabii ki yani hayvanlar hakkında. Tam koruma açısından biraz da inancım yok yani. Yani kararı yeterli bulmadın mı? Yeterli değil bence yani. Tam koruma hakkında yeterli değil bence yani. Peki hangi yönden yeterli değil? Kararı incelediniz mi? Yani, sığınma olarak mesela hayvanları diyelim korumak kanununda şey yok mesela. Yer açısından olsun, bakım açısından olsun bunlar eksikler var yani. Onu şiddetle kınıyorum tabii yani. Bu hiç iyi bir şey değil yani tabii ki. Ama Türkiye'mizde bu şeylerde oluyor tabii ki ama bununla ilgili başka diyeceğim bir şey yok yani. Son olarak hayvanlara şiddet konusunda ne tür ceza yaptırımları uygulanmalı? Biraz da düşük oldu tabii ki bu şeylerde. Diyelim 4 yıl falan verdi mesela bir hayvan öldürmek. Bu kadar bir insan canına bu kadar yüksek ceza verilirken hayvana az verilmesi bence iyi bir şey değil tabii ki. Daha yüksek ceza isteriz tabii ki yani. Genel itibariyle Türkiye'nin ciddi anlamda uzun zamandır yaşamış olduğu ciddi sıkıntılardan bir tanesiydi. Yani canlıların tamamı canlı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Hayvanlara yönelik eziyet, şiddet, istismar hepsiyle alakalı ciddi sorunlar, problemler var. Umarım olumlu yapıcı bir kanun teklifi sunulmuştur. Gerçi kanunla alakalı çok fazla bilgim yok. Birkaç defa televizyondan, haberlerden takip ettim, gördüm ama duydum ama içeriğiyle alakalı çok ciddi bir bilgim yok. Ama umarım hayvanları koruma, onların yaşam haklarının devam etmesiyle alakalı olumlu bir düzenleme yapılmıştır umarım. Yani hepimiz canlıyız. Dünyada var olan düzen içerisinde hepimiz canlıyız. Ve her canlının yaşama ve türünü devam ettirme hakkı vardır. Bu insan olmuş, bir hayvan olmuş, bir ağaç olmuş. Hiçbir şekilde birbirinden farkı olmayan konular, durumlar. Onların da mutlaka yaşamaya, yaşatılmaya, türlerini devam ettirmeye hakları var. İnşallah bu süreç içerisinde ülkemizde de Avrupa'ya yakın birazcık daha onların düzeniyle, onların vermiş olduğu yaşam haklarıyla alakalı düzenlemeler gerçekleşmiş, devam ettirilmiş olur. Karar çok yerinde bir karar bence. Zaten olması gerekeni yaptılar. Yani sonuçta hayvanlar da bir can taşıyor ve onlar da yani insanlarla hemen hemen eşdeğerdir. Bence hayvanları daha fazla önem vermek lazım ve korumak lazım. Cezaları yeterli bulamadık. Yani cezalar tamamen şu anda insanları caydırıcı boyutta değil. O nedenle yeterli bulmadık. Peki sizce ne tür ceza yaptırımları uygulanmalı? Yani para cezaları ya da cezaevine girmeleri daha kolaylaşmalı insanların. Bu kadar basit bir şekilde hayvanları sürükleyerek arabaların arkasına bağlayarak çekmeleri hiç doğru değil. Cezalar çok caydırıcı değil. Onların dili yok, ağzı yok, haykıramıyorlar dertlerini, sorunlarını. O nedenle yeterli değil. Güzel olmuş, en güzeli olmuş. Yani çok doğru bir karar verilmiş. Bence de. Eziyet, tamamen eziyet ve cezası çok ağır olmalı. Sizce ne tür ceza yaptırımlar uygulanmalı? Ya, o kadarını bilemeyeceğim.